Ah, ama yok. Kadın haklı. Bütün gün temizlik, bulaşık yetişemiyor. Unutmuş işte sofra hazırlamayı. Ne oldu? Oruç kafa tabii. İnsan sinirleniyor. Ama yok. Ben bir yönetici olarak apartmanımda böyle şiddet olayları görmek istemiyorum. Buna engel oluyorum. Ne yapıyorum? Oruç kafa tabii, hiç gelmiyor bir şey aklıma. Tamam. Ben şimdi herkesi topluyorum. Nereye topluyorum? İftara topluyorum. Kime topluyorum? Afet Hanım'a topluyorum. Ne zaman yapıyorum ben bunu? Şimdi yapıyorum. Ben hemen şimdi topluyorum. Hadi kızım İpek. Biraz geç kaldık. İyi akşamlar. Merhaba, nasılsınız? İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Cengi, komşu. Ben tahmin etmeliydim. Afet Hanımcığım, siz evde yoktunuz, haber veremedim. Bu akşam iftara sizdeyiz efendim. Apartman sakinleri kaynaşsın diye şey ettim. İyi yapmış mıyım? Ne nasıl yedim? Niye bana haber vermediniz? Biz yemek yap, bir şey yapardım. Aman artık Allah ne verdiyse. Ay, bu kadar aç kalmış, oruç tutmuş insanı kapıdan çevirmek olmaz değil mi? Öyle bir şey yapmam tabii. Afet Hanım, dilim beyaz mı? Ay, bu kadar iyice yedik. Ben şimdi bu kadar insana nasıl ne hazırlarım ben? Allah'ım bana ya. Koşuşturmayın çocuklar ortalıkta. Bak, gürültü yapıyorsunuz. Yok, önemli değil. Tuzu alabilir miyim ben Ayşe Hanım? Leyla ben. Ayşe benim. İyi o zaman, ben tuzsuz yiyeyim. İlahi ben. Ay, ben bu sofra şakalarımı yapmazsam hiç rahat edemem Afet Hanım. Ya. Geçen de Metin benim eşim, seyrek saçlı biraz. Biz böyle oturuyoruz sofrada. Metin bana dedi ki, hayatım şu tuzu uzatabilir misin dedi. Ben de buna mukabil, hadi madem benim de bir tuzum olsun dedim. Bir gün nasıl geliyoruz ama? O vakit komikti herhalde. Afet Hanım, biraz daha ekmek alabilir miyim? Vereyim hemen. Buyurun. Afet Hanım, kalkmışken bir bardak su alabilir miyim? Şu, bunu bocam ben doldururum şimdi. Afet Hanımcığım, hazır ayaktasınız. Ben de bezelye isteyeceğim. Ama suyundan koymayın, domates tanesi de girmesin. Bezelye. Bezelye, iki çimcik de varsa üzerine lütfen kekik serpin. Bir de yedireyim mi? Ne? Afet Hanım kapı çalıyor. Bakacağım. Abla merhaba, benim karnım aç. Karnın aç. Git dışarıya bak. Ne oluyor? Hoş geldin. Canım Afet teyze. Ruhi, ne işin var senin burada? Şahsi izne çıktım Afet teyze. Hatta gelin. Bak, canım Afet teyze, inzivatlar. Canım Afet teyze. Ruhi. Abla. Ruhi. Abla. Canım kardeşim. Sen gene kaçtın mı askerden? Ne alakası var abla, hep beraber izindeyiz. Ruhi, kardeşler kim? Bunlar bizim bölükten arkadaşlar abla. Sen otur, onları da getirdim. Yüzüm yumuşak. Ay, şimdi siz açsınızdır da değil mi? Çok beni açız abla. Asker, milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Olsun, hadi.
Şaka gibi. Ben bu kadar insanla nasıl başa çıkacak? Afiyet olsun. Gelirken tabak getirebilir misiniz lütfen? Geldim efendim, geldim. İyi akşamlar Afiyet Hanım. İçerisi biraz kalabalık galiba. Biz bizeyiz. O halde ben hiç rahatsız etmeyeyim. Bu kolyeyi annem size göndermiş. Ah, çok teşekkür ediyorum, zahmet etmişsiniz. Yani içerisinde bir kalabalık, bir kalabalık. Bir ben eksiğim yani. Öyle yani. O halde ben fazla zamanınızı aldım. Ay, öyle demek istemedim. Ben ne demek istediğinizi gayet iyi anladım efendim. Hayatınızda bir fazlalık olduğumun farkındayım. Umarım bu çok uzun sürmez. İyi akşamlar. Afet Hanım, post bıyıklı mı geldi? Geldi efendim. Geç gelen her şey gibi çabuk gelir.